Suratun Nisa sayfa 104 ayet numarası 171. Ya ehlel kitap, ey kitap ehli. Yani dahat. Edatun nida, ehle ne olur? Münadadır. Münadanın kısımlarını biz çeşitli nahi kitaplarında görmüştük. Burada ehlel kitabi. Demek ki ehle nedir? Muzaf münadadır. Dolayısıyla mensuptur. Nasb alameti fethadır. Ehlel kitabi. Ey ehli kitap. Burası bir cümle başı değil mi? Sayfa başı, cümle başı. Dolayısıyla istinaf cümlesidir. Yani yaratan mahalli yoktur. Cümlelerin de irade var. La tevlu fi dinikum. La tevlu, taşkınlık etmeyin. Fi dinikum, dininiz hakkında. Dininize dair haddi aşmayın. La tevlu, la nedir? Nahiyedir. La-i nahiye. Nehy diyor, yasak diyor. Cezim içindir dolayısıyla. Aslında neydi? Tevlune. Yensurune, tensurune gibi. Tevlu diye kaldı. Nun düştü muzariden. Efail hamsedendir tevlune. Efail hamsenin cezmi de, nasbı da nedir? Sonundaki nunun düşmesi. La tevlu. La tevlu aynı zamanda istiare sanatı da içermektedir. Vav fail burada. La tevlu. Vav fail. Elif, elif farka. Hatırlıyorsunuz Elif Farika'yı işleyeli yaklaşık bir yıl olmuştu. Fi dinikum, dininiz hakkında. Dini kum. Peki kum ne tür bir zamirdir? Daha bu akşam zamirleri işledik İshar'da. Kum, ke kuma kum. Bir defa muttasıldır değil mi ki? Sağ tarafın kemiri bitişik yazıldığına göre nedir? Muttasıldır. Peki merfu mudur? Merfu olamaz. Neden? Fail, naib-i fail, müpteda, haber gibi, kâne, işte şu su gibi. Yani düşündüğümüzde mamul merfudan bir öge olabilir mi? Olamaz. Peki mensup zamir olabilir mi? Yine olamaz. Neden? Baktığımızda şunu görüyoruz. Neyle bitişmiş? İsimle bitişmiş. Biz ne dedik? İsimlerle zamir bitişirse o zamir kesinlikle mecrur olacaktır. Bitiştiği isim kesinlikle muzaftır. Kendisi de muzafın ileyhtir. Dolayısıyla o zamir ne olur? Mecrur olur. Eşittir. Muttasıl. Mecrur zamirdir. Diyeceğiz arkadaşlar. Zamir kumdur da aslında zamirin bizzat kendisi kum değildir. Burada asıl zamir K'dir. Yani ku diye hareketlenmiş. K'dir aslında. Mim nedir? Bu zamirin cemi olduğunun göstergesidir. Zamiri de böyle parçalayıp derine inersek çıkacak sonuç budur. Asıl zamir K'dir. Mim, onun cemi olduğunu göstermek için eklenen bir harftir. Evet, dininiz noktasında taşkınlık etmeyin. Ey ehli kitap dedik. Ve la tegulu ve demeyin. Aslında nedir? Tegulu ne? Fail hamsedendir bu zarifi. Nun düşmüştür çünkü la yine nahiyedir. Cezbetmek için gelmiştir. Cezm alameti olarak muzarinin sonundaki nun düşmüştür. Ve la tegulu ve söylemeyin. Kimler söylemesin? Siz. Alallahi. Allah'a yönelik, Allah'a karşı. İlla ancak söyleyin. Ne söyleyin? El hakka. Yalnızca hakkı söyleyin. El hak tegulune fiilinin mefulü olacaktır. Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. Yalnızca hakkı sen, yalnızca doğruyu söyleyin. İnne ismini nasıl haberini rafeden edatlardan bir tanesi. Lakin kendisine ma bitiştiği için innenin ameli bozuldu. Ameli iptal oldu. İnnemel mesihu mesih ancak mesih mesihten bedel İsa aleyhisselam. Ondan da bedel İbnu Meryem'e Meryem'in oğlu. Yani burası bedel mübdelü min kaynıyor diyebiliriz. El Mesih mübdelü mihtir. İsa ondan bedel olur. İsa'ya da mübdelü mih deyip ibin kelimesinden de ondan bedel yapabilirsin. İsa kelimesi elifle bittiği için taazzür içeriyor değil mi? Taazzürden ötürü takdiri irab almaktadır. Mesihu İsa, İsa aslında nedir yani? Merfudur. Takdiren merfudur. Niye takdiren irab? Sonra elifle bitmiş. Dolayısıyla tenzir var diyebilirsin. Devamında ibin kelimesini dedik. Sağ tarafından bedeldir. Sol tarafına muzaftır. Bu
daima böyledir. İbn kelimesi sağ tarafı için bedeldir, sol tarafı için muzaftır. Dolayısıyla Mevlen muzaftın ileyhtir. Ama bakıyoruz ki kelime ceralamet olarak fetha aldı. Yani gayrimusariftir. Gayrimusarif olduğunu artık biliyorsunuz. Gayrimusarifi biz ayrıntılı bir şekilde işledik diye düşünüyorum. Önemli olan nokta neden gayrimusarif değil mi? Yani gayrimusarif olduğunu bilmek artık size yetmemeli. Gayrimusariflik gerekçesini de biliyor olmanız gerekir. Meryem neden gayrimusarif olsun ki? Töhfetü's Seniye işlemiştik. Töhfetü's Seniye'de anlatıldığına göre bir kelime ya alemlik ya da vasfiyet içerir evvela. Vasfiyetle beraber şu şu olabilir. Alemiyetle beraber şu 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 olabilir. Mesela ne olabilir? Mühendislik olabilir, adillik olabilir, cüme olabilir, elif olabilir, şiir vezni olabilir. Bu tür şeyler işlemiştik. Buna göre Meryem'de alem olduğu belli zaten. Özel isim. Başka ne vardır Meryem kelimesinde? Mühendislik vardır. Demek ki alemiyet artı mühendislikten ötürü, bu iki illetten ötürü Meryem kelimesi gayri musariftir. Peki Meryem'in oğlu İsa Mesih ancak nedir? Resulullah, Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Resul sıfatı müşebbihe demiştik. Yani hücme var mı yok mu? Hücme de olabilir. Ama Meryem kelimesi özel isim, yani alem artı müennesi olduğu da aşikar. Bir müenneslik de var kendisi. Fatımetu, Zeynebu gibi. Yani müenneslik alameti lafzi olması gerekmiyor. Zeynep kelimesinde olduğu gibi. Ve kelimetu. Ve kelimetu ve Allah'ın kelimesidir. Yani Allah'ın Resulüdür ve kelimesidir. Elka yulki, elkaye yulkiyu. Elka nedir? İfal babından mazidir. Elka mukadder fetha üzere mevnidir. Elif var kendisinde. Dolayısıyla tenzir var. Tenzirden ötürü mukadder fetha ile mesut. Elkaye. Elka hüve ha. Faildir. Ha burada ne olacaktır? Mef'ul bih'tir ha zamir. Fiile yetişmiştir. Muttasıl mensup zamirdir. Ha zamir. Bu zamir isimle veya harfle bitişseydi muttasıl mecrur zamir olur. Fiille bitiştiği için muttasıl mensup oldu. Niye muttasıl merfu olmadı? Çünkü standart fiil çekimini biliyorsunuz siz. Fiil çekiminde ha zamir olur mu? Olmaz ki. Ha zamiri sonradan eklenen bir zamir olduğu için kendisi fail olamaz. Nasara, nasara, nasaru gibi fiilin çekiminde var olan zamirler fail olurlar. Nasara da yazılışta bir zamir yok. Gizli olabilir. Nasara, elif var, fail. Nasaru, vav var, fail. Demek ki fiil çekiminde fiilin orijinalinde olan o zamirler fail olurlar. Ama fiil çekiminde var olmayan zamirler, sonradan eklenmiş zamirler mef'ulü bih olurlar. Evet, attı dedik. Elga attı ve o ha onu ila Meryem'e, Meryem'e ve ruhun minhu ve ondan ruhtur. Öyleyse aminu inanın billahi Allah'a. Aminu. Aminu nedir? Emri hazırdı değil mi? Aminu. Peki irabı nedir? Emri hazır irabı nerede geçiyor evvela? Maksutta geçiyor olması lazım. Maksuttan itibaren bir iki defa karşımıza çıkmış olmalı. Aminun irabı nunun hasfi üzere mebnidir değil mi? Nunun hasfi üzere mebni emir fiildir. Emri hazırdır. Nunun hasfi nereden çıktı şimdi? Çünkü bu kalıp yani cemi müzekker muhatap kalıbı bunun muzari olduğunu varsaysaydım o muzarinin cezm alameti ne olurdu? Örnek tektubuna yani ne olurdu? Nunun hasfi olurdu. Öyleyse burada da nunun hasfi üzere mevnilik söz konusudur diyoruz. Bu anlattığım yöntem Seniye'de geçiyor. Aminu inanın billahi Allah'a ve rusulihi onun peygamberlerine rusul cemi mükesser. Rasulün, Rusulün hangi yöntemle cemi mükesser yapıldığını anlıyorsunuz. Yani kalıp değişmiş, harekeler değişmiş, harf eklenmiş, çıkartılmış gibi durumlar vardı. Töhfetü's Seniye'de cemi mükesser elde edilme yöntemleri anlatılmış.
işte 4-5 tane yöntem var. Ve la tebulu ve demeyin. Ne demeyin? Selâsetün. Selâse demeyin. Selâse 3 demek. Yani Allah 3'tür demeyin. Bu tam takdiri ne olur? La tebulu demeyin. Ne demeyin? Allahu selâsetün. Allah 3'tür demeyin. Tam takdiri bu. La tebulu demeyin. Ne demeyin? Selâsetün. Selâse demeyin. Selâse ne oldu burada? Kavlin megulu oldu. Öyleyse mensuptur. İntehu hayran. İntehu vazgeçin hayran. Hayırlı olur lekum sizin için. Yani vazgeçmeniz sizin için daha hayırlı olur. İnnemâ ancak Allah Allah nedir? İlahun vahid. Tek bir ilahdır. Lafzatullah mübteda, ilahun haber, vahidun ise onun tekidi olacaktır. İlahun, ilah, bir ilahtır öyle, vahidi, tek ilahtır. Subhanehu, subhan kelimesi. Subhanehu, o münezzehtir. Yüce Allah münezzehtir. Subhan kelimesi burada mef'ul mutlak olur. Yani mahzuf bir fiil var. O fiilin nesildir? Mef'ul mutlaktır. Vahidun kelimesi burada sıfat değil de tekid olarak. Evet, vahid kelimesi. Tekrar edelim. Vahid ilah kelimesi için tekid olur. İlahın bir ilahdır. Vahidun hem de tek. Vurgu yapıyoruz. Yani. Subhan kelimesi mef'ul mutlaktır. Neyin mef'ul mutlak? Hasbedilen fiilin. Nedir o mesela? Üsebbihu. Üsebbihu ben tesbih ediyorum. Şeklinde olabilir. Subhan mef'ulü mutlaktır. Subhan kelimesi aynı zamanda ismi cins olarak da kullanılır. Değil mi? İsmi cinstir. Subhanehu o münezzehtir. En yekuna olmaktan lehu kendisi için veledi bir çocuk. Bir çocuğunun olmasından münezzehtir. En elmaslariye yekune nasip etmiştir. En yekunu beraber maslar tevhididir. Lehu veledi. Kendisi için bir çocuk olmaktan kendisi münezzehtir. Lehu ona aittir. Aitlik ifade ettiğine göre lam tahsis içindir. Lehu ona aittir. Ney? Ma o şey ki fis semavati göklerde vardır. Ve ma ve yine o şey ki fil erdi yerde vardır. Demek ki yerde ve göklerde her ne varsa Allah'a aittir. Ve kefa billahi vekile. Ve kefa billahi. Allah yeter vekile vekil olur. Vekilen kelimesi temyiz olarak da hal olarak da değerlendirilebilmektedir. Kefa billahi. Ba zayd tabi. Zayd derken tekil için gelmiştir. Kefa billah tabiri baya bir karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Fark ediyorsunuz. Evvela avamilde mi karşımıza çıkmıştı? Hatice Cerrin zayd olabileceğine dair. Daha sonra Kur'an-ı Kerim derslerimizde de sık sık karşımıza çıktı. Lem yesten kife. Çekinmez. El Mesih-u Mesih. En yekun olmaktan abden bir kul. Lillahi Allah'a etmiyor. Ve el melaiketü. Melekler de çekinmez. El mukarrabune. En yakın melekler. Hemen kim yesten kif. Çekinirse. Yani ibadeti. Ona ibadetten. Allah'a ibadetten. Kulluktan çekinirse. İbadet mastar bu arada. Kim çekinirse ve yestekbir ve kibirlenirse se bu durumda seyahşuruhum seyahşuru yakında toplayacak kim? Hüve o Allah kimleri? Hum onları ileyhi cemiyen ileyhi kendisine doğru yani kendi huzurunda toplayacak cemiyen hepsini tamamını bütününü toplayacaktır. Yahşuru muzari fiil ve gizli zamir faildir mef'ul zamirdir. Hum munfasıl mensup zamir olarak karşımıza çıkmıştır. Mef'ulü bitir. Fe emmellezine amenu iman edenlere gelince ve amilu es-salihati. Evet. Aynen fail cevabiye. Men kim yestenkif an ibadetihi ve yestekbir şartlılar cevap geliyor ise öyleyse bu durumda seyahşuruhum ileyhi cimiyen
Emmellezine amenu ve amilussalihat, iman edip yararlı işler yapanlara gelince, seyyüvessihim vessa yüvessi vesseye yüvessiyu fa'ale yüse'ilu. Babu fark ediyorsunuz. Yüvessi aslında yüvessiyu ne var? Sikal var. Sikalden ötürü takdiren merfut. Yüvessi hüve zamir fail hüve. Him mef'ul bihi o. Yüvessi ödeyecek. Hüve o Allah him onlara ödeyecek, verecek yani. Ucurahum ücretlerini. Ücret yani mükafatlarını verecek. Ucur ikinci mef'ul oldu. Ve yeziduhum ve onlara fazlasını da verecek. Min fazlihi lütfundan. Ve emmellezine istenkefu biraz. İstenkefu çekinenler yani evden çekiliyor kulluk yapmak. Çekiniyor, kaçınıyor ve stekberu ve kibirleniyor. Kulluk yapmaktan çekinen ve kibirlenenlere gelince feyu'azzibuhum azzebe yu'azzibu azap edecek. Ve o Allah hum onlara azap verecek hem de azaben elimen. Azaben bir azap, öyle azap elimen, acıklı. Yu'azzibu azaben. Azaben ne oldu? Mef'ulü mutlak oldu. Tekit. Ve la yecidûne, onlar bulamayacaklar. Vafail, onlar bulamazlar. Lehum, kendileri için. Min dûnillâhi, Allah'tan başka ne bulamazlar? Veliyen, bir dost. Ve la nasîra, ne de bir yardımcı bulamazlar. Ya eyyühennâsü, ey insanlar. Kaç şüphesiz ki, câe geldi. Kum size, burhanun, bir delil. Min rabbik, Rabbinizden. Ve enzelnâ, ve biz indirdik. Na ne oldu burada? Muttasıl merfu zamir. Enzenna biz indirdik. İleykum size ne indirdik? Nuran mübinen. Nuran bir nur. Öyle nur ki mübinen. Apaçık. Sıfat budur. Fe emmellezine amenu billahi. Allah'a inananlara gelince. Ve i'tasimu. Ve sarılanlara gelince. Bihi ona. Fe seyudhiluhum. Seyudhiluhum. Çok yakında yudhilu sokacak, dahil edecek. Ve Allah hum onları nereye dahil edecek? Fi rahmeti, kendi rahmetine. Minhu kendisine, değil mi? Fi rahmeti, bir rahmete. Minhu kendisinden olan bir rahmet. Ve fazlin ve bir lütfa onları erdirecek, dahil edecek. Ve yehdi heda yehdi hedeye yehdiyu. Takdiri Rabbar yine sıkardan ötürü. Zamme takdir edilmiştir. Ve yehdi ve ulaştıracak hüve o Allah him onları. Him ne oldu? Muttasıl mensub zamirdir. Mef'ulü bih'tir. Nereye onları ulaştıracak? Sevk edecek. İleyhi kendisine. Sıradan bir yola. Müstakimen dostu. Kendisine giden, kendisine ulaşan dost doğru bir yola onları sevk edecektir. Bu şekilde burayı da tamamlamış oldum.